aldatılmışım arkadaşlar. Yo. Bunu da aşarız. Ya ne yapacağım? Biz üç kardeş buluştuk ya. Ayşe, aşk acın nasıl gidiyor? Çöplüklerde biz seninle görüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan görüşürdük. Kanka sabah olmuş 7. Hepimizin kafası 500. O çocuk binemeyiz dedi değil mi? Geberiyorum aşkından. Birazcık dayak yemiş benziyorum şu anda. Olur, o kadar, o kadar olur. Başımıza neler geldi. O şey mi? Beni dövdüler dediğin zaman gelip senin pezevenklerin elinden aldım. Bunu yaptırdığım günden beri neden bu kadar beklediğimi düşünüyorum. Anca aklım geldi. Annem telefon etti, dedi ki, Elif dedi, ne olur gelmeden önce dedi, kendine bir çene ve burun eklettir dedi. Ben bir şok oldum. Benim bu zamana kadar neden aklıma gelmedi? Burnumu yaptırmayı hiçbir zaman istemiyorum çünkü ben çok hoyrat bir insanım. Kullanamam yapılı burnu. Yani ben onu kırarım. Aklıma gelmedi işte. Şunu rahat bir şeyler giyelim. Hazırlandım. Saçlarım çok kötü durumdaydı. Banyo yapacak vaktim yoktu. Böyle yaptım saçımı. Ay nasıl olmuş? Ben hiç görmedim çünkü biliyor musunuz? Böyle bu dudakla konuşurken beni tuhaf buluyor musunuz? Ben kendimi şu an Lara Croft'a benzettim. Neyse. Şimdi bugünün niyetine Klimt destesinden kendime bir tane kart seçeceğim. Klimt destesi benim için önemli. Aşk hayatım genelde kaotik. Neyse ya, çok şükür bak, son zamanlarda yaşadığım şeylere hesaba katarsak ilahi adalet bazı şeyleri öyle gözümün önüne serdi ki. O yüzden aşk hayatımla ilgili kötü konuşmak istemiyorum. Bir tane kart seçelim. İlerleyen günler. Neye gebe? İmparator çiçekti. Çok bereketlidir, çok kadındır, çok dişidir, çok üretkendir. Ama sadece bu destedeki imparator çiçeği bana biraz Athena'yı hatırlatıyor. Bilirsiniz ki Athena bakiredir, savaşçıdır. Severim aslında Athena'yı da, bir yandan da sevmem. Ama ben bu destedeki imparator çiçeği Athena ile özdeşleştirdiğim için biraz bana güçlü ama yalnız bir süreç geçireceğimi gösteriyor. Dişil enerjim yüksek olacak ama gerçek aşk için veya beni hak eden biri için bir süre bekleyeceğimi düşünüyorum. Artık bekleyin, bana da iyi gelir. Şimdi tırnak içeriği bakarken bir yandan size buraya neden geldiğimi anlatayım. Bilirsiniz ki ben zor zamanları geçirmeye tahammül edemem ve bulunduğum yerden uzaklaşmak isterim. Buraya gelmeden önce aslında bana kalsa ben hepsini anlatacağım da o kadar göz önünde yaşamak sanırım çok da iyi bir şey değil. Ya bilmiyorum ya, bana kalsa ben var ya ağzım don lastiği gibi her şeyi anlatacağım. Aldatılmışım arkadaşlar. Ben biliyordum zaten aldatıldığımı da bu arada. Sadece şununla duymak daha farklıydı. Aylar oldu. Bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Çok iyiyim. Mutluyum. Kendimle ilgili her türlü olumlu gelişmenin farkındayım. Kendi gücümü keşfettiğim, tek başıma devam edebildiğim, tek başıma çok daha mutlu olduğumu gördüğüm bir süreçten geçiyorum. Ama bu kolay bir süreç değil. Çok fazla yalpaladığım oldu. Çok hata yaptığım oldu. Yersiz davrandığım çok an oldu. Çünkü ne olursa olsun benim için yaşadığım şey ciddi bir şeydi. Ve benim dengemi çok büyük bir oranda bozdu, değiştirdi. Tekrar inşa etmem gereken çok fazla şeyin gerisinde olduğumu fark ettim. Ben bambaşka bir şey için enerjimi harcarken, kendimden verirken bambaşka şeylerin çok gerisinde kaldığımı fark ettim. Bu benim tercihimdi. Ben böyle biriyim. Ben birini, bir şeyi sevdiğim zaman onu hayatımdaki her şeyin önüne koyabiliyorum. Siz öyle yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çünkü sonu böyle bitiyor. Arkadaşlar aldatılıyorsunuz. Şey oldu işte. Zaten bildiğim bir şeyi kulaklarımla da duymuş oldum. O yüzden bir değişikliğin bana iyi geleceğini düşündüm. Hazır gelmişken de burnumun görünüşüne bakın. Benim burnumu öldürsem buradan böyle durmaz. Bak. Burnuma bak. Burnumun ucu nasıl kalktı? Ya bu kadar mı değişir be bir insan?
Anlat be neler çektin. Çok da abartılacak bir şey yok. Aldatılma. Dünyada bir tek ben aldatılmadım. Benim ilkti. Okey. Aşarız, çözeriz. Bunu da çözeriz. Sadece aynı evde yaşadığınız, affedersiniz pis donunu yıkadığınız, önüne yiyeceği yemeğe koyduğunuz adam da size böyle bir kazık atınca bir nebze zorunuza gidiyor be. Aha şu kadar. Şu kadar zorunuza gidiyor. Yo. Bunu da aşarız. Ya ne yapacağım yani? Ne yapayım? Ama bana da ders olsun. Bir daha babamın oğlu olsa bir adama bu kadar güvenmem. Ya çünkü hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Afiyet olsun, bunu da yedik. Şimdi gidip tırnaklarımızı yaptıralım. Çünkü neden mi? Biz buna değeriz. Günün 24 saati bana ait. Sürekli hiç evde değilim. Hmm. O kadar hayvanla bir kere zaten sürekli evet. Evde olma şansın yok. Spor yapıyorum. İşte resime, okumaya, şuna buna, carta çok. İletişimim de bence iyi, fena da sayılmaz yani. Bir de her şeyi böyle Ağustos böceği hızında yapıyorum. Bilmiyorum ona... Merhaba. Ya benim hayat akışım insanlarınkinden bir tık daha farklı herhalde. Ben de daha yavaş akıyor zaman. Bitecek sabrım, itip gideceğim. Yardım et Tanrım, çok yaralandım. Ne dinliyor? Semicenk, bayılıyorum. Oha, aynadaki yüzümüz bak. Kendimi Lara Croft sanma. Benziyor ha. Eda ben bir tuhaf oldum ha. Sen olması gereken oldu. Olması gereken oldu. Beğendin mi? Evet. Şimdi tırnaklarıma bakın. Barbie tam Bellina. O bir parmak kız. Gördünüz mü? Özür dilerim. Senin olmaktan. Kırmandan. Deli kırmandan. Değil senin olmaktan. Hoş geldin. Selam selam, ben Ettur Yaman. Welcome. Make-up'um var uzaktan. Kardeş terlemişsin. Evet kardeş. Hayırdır kardeş? Kardeş çok terlemiş. Dışarısı sıcak herhalde. Bacım yanıyorum. Ben bilmiyorum. Kilim var. Evet. Kilime fark var. Ettim bu arada. Oğlum bak 3,5 saattir trafikteyim. Bu dudağının oğlu lan kim vurdu? Motor mu aldık bana? Yok. Bana mı aldın bunu? Senden bunu çarpacağım. Hiç de öyle bir şey yapamazsın. Benim doğum günü hediye. Harbiden mi? Evet. Al bakalım. Ben şey alacağım. Senin de koca kafana var. Büşra'nınkinden alacağım ben. Ne oldu? Hırrım. Ne oldu? Oldu mu sence? Bendim. Biz üç kardeş buluştuk ya. Bizim kardeşimiz. Üç kardeşin alakasızlığına bakar mısın ama şu an? Biri pijama ile üzerinde astrolis makyajı, biri yeni uyanmış, salyası şurada kurumuş, biri de ter içinde yoldan gelmiş. Ama olsun, sonuçta yan yanayız. Ama sen güzel oldun olsun. Ha. Erdem Elif hakkında de bir şey demedin. Ben de bir kas olmuşum değil mi? Hayır, omuz kapattı. Geçen de koymuşum da zaten bir tamam, kafana sen tuttum. Sen kardeş. Kafana tuttum sadece. Şimdi memelerimi hazırlamam lazım. Oha ben de yapıyorum bunu. Memelerimi hazırlamam dokunuyorum ki dikleşsin diye. Canım. Bak şu an nasıl karnını içine çektiğine bak. Aynen, çekiyor yani. Erdem şunu sağ. Bırak karnını, hala çekiyor ne oğlum. Erdem şunu yapma ya. Hayatta en sevmediğim erkek hareketi şu. Tamam şu omzuma bak. Beni çekmiyor kanka. Oha TSK başkanı atanmışım. İnşallah seneye bir tırım olur. Bir tırım olur inşallah. İnşallah. Beni yüzen herkesin üstünden geçerim. Yok lojistik firması istiyorum sandım. Söyleyemem. Artı 18'de evet. Değil mi?
Bir tane daha yap. Erdem evli mi? Sana daha çok giydirdi. O da küfürlü. Evet. Bu ne ara bitti? Ne oldu Ertuğrul, taban şaşırdın? Söyle bana Erdem bir şey. Ne? Biz de telepatik olacağız. Söyle bir şey. Söyle. Bir dakika. Hareket ya. Söyleyemem, çok ayıp. Ağzı da dedi. Böyle yapıyorlar işte. Ortadaki şey şu kara dutlu olan şey. Büyüleyici bir lezzet. Barbie tembelliğine tırnaklarıma bakın. Doğru. Her gün göstereceğim. Tamam, ben de. İzle şimdi. Şimdi burada memelerimi açalım. Ortaya masaya vuruyorum. Gördün mü? Benim son memem sağ mememden daha büyük demiştim ve sen bile anlamadın. Ve çok basitti. Ertuğrul bile anladı. Evet. Anladın diyor. Sana da yazıklar olsun. Sen ölçülerini bilmiyorum yani. Bugün ayın 15'i. Bugün ayın 16'sı olmuş arkadaşlar. Saat 1.30. Arkadaşlarımla buluştum. Çünkü arkadaşlarım dışarıdalarmış. Bu arkadaşım cehennemin kör dibinden geldi. Her masadasın, Allah seni kahretmesin. Teşekkür ederim. Burada ne işin var? Burada ne işin var? Söyle burada bana. Burada ne işin var? Gerekiyor bilmiyorum. Boşuna abartmasam mı? Çünkü o Kocaeli'nden 1.5 saate geldi. Evet, doğru. Ben de Bahçelievler'den 1.5 saate geldim ya. Evet, doğru söylüyor. Abla kadın doğru söylüyor bu arada. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Ayşe, aşk acın nasıl gidiyor? Anlat Ayşe. Ne yapıyorsun ya? Sana gerçek sanacak. Benim aşk acım var. Senin neyin var? Evet. Az önce arabam. Kanka az önce bizim arabamız yok diyordun. Arabam yok ama bu hiç öyle bir şey. Kanka bu 200'lü farkında mısın? Kameradan önce, kameradan sonra. Kanka az önce şöyle diyordun. Bu kız diyordu ki 27 yıldır beni kimse sevmemiş. Yalan söylüyorum. Bir kere ben 27 yaşında değilim. Doğru, 21 tamam. 21 yıldır beni kimse sevmemiş. O da diyor ki kanka onu bunu bırak. Bizim arabamız yok. Ama ne yapabilirim? İçinde bu ateş yanıyor senin de değil mi? O işi birlikte. O belli oluyor. Şimdi derdimi söylüyorum. Bil istiyorum. Ben aldatılmışım. Zaten biliyordun sanırım. Yine de bana şey daha çok acı geliyor. Ne aşkım? Benim 25 yıldır sevmemiş olmam. Kanka ben aldatıldım. Ama seni sevdiler, öyle aldattılar. Lan bu daha kötü, bu daha kötü. Beni kimse sevmedi arkadaşlar. Şimdi bak, bu köşemizde de mavi Honda Civic diyeceksin şu anda. Evet. Arkadaşlar bizim arabamız yok. Ne saçmalıyorsunuz şu anda? Bizim arabamız yok özellikle. Arabamızda müzik açamıyoruz. Bazen de insanların böyle dertleri olabiliyor. Abla kız doğru söylüyor. Bizim doğru. Bizim bir mavi Honda Civic'imiz olsa şu anda içinde Ali Cabbar çalarak ağlıyorduk. Farkındasınız değil mi? Herkesin işine yarardı. Alın işte, ben aynı zamanda sizin konforunuzu düşünüyorum. Abla kadın doğru söylüyor. Abla kadın doğru söylüyor. Buradan bir hareketli bir yere geçelim. Bu gece sabaha kadar da eve dönmeyelim diyorum ben. Nasıl fikir? Benim 9'da kalkmam gerekiyor. Sabah 9'da mı? Sabah 9'a kadar uyumazsak bence sabah 9'da kalkabilir. Nasıl fikir? Hayatıma sonra nasıl devam edeceğim? Bir daha söyle aşkım. Kahveyle. Kanka bu kız deha, farkında mısın? Bu kız deha. Siz nasıl güveniyorsunuz tam olarak buna? Bir şey diyeceğim, bana geçen videonun altına birisi yazmış, şey yazmış. Şöyle, aynen şöyle bak, yorum şu. Eski videolarda çok agresifsin. Yeni videolarda da sürekli aşk 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 diyorsun. Sen bundan mı ibaretsin? Pardon. Evet. Şey mi? Bir buraya açayım size bu ay market masrafı, kırtasiye masrafı, köpeklerin mama masrafı falan diye bunu mu açıklayayım? Şuradan şu kadar para geldi. Bunu mu anlatacağım ben burada? Ne anlatayım? Spora gidiyorum, aşk acısı çekiyorum, yemek yapıyorum. Basit insanlar neyle ilgilenirse onlarla ilgilenir. Bunu niye hemen içtin bitirdin sen de? Olanı anlatıyorum aşkım ben de. Adı Kuki mi ki? Dünyanın en yaratıcı köpek ismi değil mi? Benim de muhabbet kuşunun ismi Kuki. Bu bebek bir şey. Müthiş yaratıcısınız. Hadi muhabbet kuşunda bir tık yaratıcı da, köpek de çok yaratıcı bir içerik değil. Ben... Tahmin edin Cookie neye benziyor? Hangi renk? Hadi bir düşün. Ama şunun bir mutluluğuna bir bakar mısınız? Onu ben de seveceğim bu arada. Bir tane daha rica ediyorum. Bir tane. Tamam, okey. Yetmezse ben daha isterim.
Ben bu hanımefendiyle aynı şeyi atabilirim. Buna mı atıyorsun? Anladım. At kanka, hep böyle atıyor bak. Neyden unuttun? Gidiyor muyuz? Nere? Göstereceğim bir. Kanka ne yapıyorsun ya? Kanka ne yapıyorsun? Zonduklu musun sen? Ne yapıyorsun ya orada? Bu kedinin gidişatı iyi gidişat değil efendim. Biz en son akaretlere gidiyorduk kanka. Farkında mısınız? Akaretlerden geçiyoruz. Şey, kanalımıza aynı zamanda abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Ay ne kadar elekçi bir martı. Çöplüklerde biz seninle görüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan görüşürdük. Bugün arkadaşlarımla geziyorum. Estetik yaptırdım, onu kutladık. Burada da midyeyi yiyebilir miyiz? Bu akşam beni şaşırtan bir sürü manzarayla karşılaştım arkadaşlar. İnsanlar bu saatlerde hep yerlerde yatarak kusuyorlar. Korkunç bir şey. Ben böyle şeylere alışkın değilim. Zeytin açma, bayılırım. Çok zor. Anlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Kanka, bunu bloğa koyma, arkada cam market istiyorum şu an kadrajında. Gül kokusu kalır, sana dokunanın elinde. Arkadaşlar artık ben bu ekiple daha ne yiyebilirim, ne içebilirim bilemiyorum. Zeytinden tiksinirim diyen insan zeytini poğaça yiyor. Ben börek de aldım kendime. Ben onun kadar vizyonsuz değilim. Anlayamadığım bir sistem var burada. Ben sadece çay içmeye geldim. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Sabah senin midyeden sonra kafan açılmadı mı? Açıldı. Kanka sabah olmuş 7. Hepimizin kafası 500 lira. Ne içtik biz ya benim? Biz bir tane martini bianco içtik. Minnacık. Onu çektik mi kız bu arada? Aa ne oldu Ayşe, arkadaşlarına toplantına geçtik. Herkesi pazar ve resmi tatil günleri yapılmaz diyorsun. Vapur saatlerine baktı. 7.15 dedi. Biz de koştur koştur 7.15'e yetişmeye çalışıyoruz. Aa yetişmişiz de. Yetiştik. Ama vapur gelmiyor. Gelmeyecek. Çünkü aa, kenarda... Ama ben bunu bilemezdim ki. 7.15'in kenarında ünlem işareti var. Ünlem işaretine tıkladığımızda ne yazıyor? Cumartesi, pazar ve özel günlerde yapılmaz yazıyor. Evet. Bu kız nereden bilsin bunu şimdi? Bilemezdi yani. Benim 11'de toplantım var. Biz bir çeker misin? Biz bir dans edelim. Buraya, buraya. Ben de dans etmek istiyorum. Mükemmel. Ben de geleceğim. Bak ne yapıyorsun? Ben tutacağım. Ya derdim. Mesela ya Ayşe bunları ben anlayamazdım ki derdim. Erkek olsaydım böyle derdim. Bir de artık boşver, bu hayata tekrar başlayalım ya. Boşver sen ya derdim. Şey Ayşe bir tık abartmadın mı? Ayşe saçların sarın falan o kadar güzel duruyor ki. Ben olsam seni izler izler ağlarım. Ya gerçekten bu vlog hesabının bir Beşiktaş'ı yok muydu? İyi de buraya geldik ve arkadaşlar iyi ki de Çanakkale haricinde. Bakın denizi görüyorsunuz. Bakın Beşiktaş'ımız. Yalnız aşkım ben depresif bir dönemden geçiyorum. Bu kanal bu kadar ponçikli şey abla, değil. Abla ne anlatıyorsun ya? Abla.
saat 7.10. Kız patlayan şeker gibi, bilmem farkında mısın ha? Patlayan şeker dedin, orada bir şifre var. Camilere sana bakabiliriz. Ya sen gerizekalı. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel ya. Sen çok yaşamak güzel. Senin için çok anlamlı sanırım. Evet. Ne zamandır böyle? Uzun bir süredir. Ay o da uf çekiyor. Yürü şuna bir kahve içerek de kendine gelsin. Ne kahvesi ya? Ayşe biz bugün yemin etmedik mi cebimizdeki son kuruşa kadar harcayacağız gerçekten diye? Gerçekten ha. Şu martıyı 3 kişi kullanabiliriz dedim. Kanks gel bir deneyelim. Deneyelim mi? Bir şey, hayır ya onu alamazsınız. Al videoda ayaklarımı sığıyorum, çok merak ediyorum. Gel buraya sen de gel. Böyle bir saçmalığa gel, alet olmak istemiyorum. Geç bir martıya 3 kişi binebilir mi? Düşün. O çocuk binemeyiz dedi değil mi? Kanka ayak çık. Çık çabuk. Durun. Zorluklular olmadı. O çocuk haklı. O çocuk doğru söylemiş abla. O çocuk haklıymış ya. Binemedik. Of ya. Bir de değil ama biz küçücüğüz. Çocuğa öyle mi dedi? Evet. Üçümüz sığarız. Üçümüz sığarız dedim ama binemedik ya. Ayşe o kadar da uykusuz değiliz ya. Bir tık abartmadım sence? Çift kahvemi içiyorum, dinçleşiyorum. Hiçbir şeyle karışmıyorsun yine. Etliye sütlüye de karışmıyorum. 3 vakte kadar yol. Birisi sana yine yol veriyor sanırım ha, ne dersin? Maalesef aşk o. Bir tık abartmadın mı? 15 dakika. Teribot olmadığı için geldik burada kahve içiyoruz. Vapur, vapur. Aa. Ha okey, vapur yokmuş. Yatınız gelmedi. Teknesi olan bir arkadaşım olmadığı için Boğaz'ı geçemedik bugün de arkadaşlar. O yüzden insanların bindiği neye bineceğiz? İnsanlar vapura biniyor. Vapura bineceğiz. Şimdilik teknemiz olmadığı için vapur bekliyoruz. O da yokmuş. Bugün pazar diye vapur... Ya kardeş Ege Fitness'ında dediği gibi senin kasın bugünün pazar olduğunu nereden bilecek? Vapur bugünün pazar olduğunu nereden bilecek? Vapur'un niye tatili var mesela? Cheers bebiş. Cheers canımın içi. Prensesim, feribota yetişemeyeceğiz. Hadi aç kalk güzel. Vapur. Ha vapura tamam, lanet olsun vapur. Hadi. Biz çıkalım. Yok prenses misin? Hadi gel vapur. Halbuki neden uykun geldi onu da anlayabilmiş değilim ama. Bir şarkı söylemek istiyorum. Ah İstanbul, İstanbul babalım. Şurada söyleyeyim. Kalmadı bende gurur tanesi. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedim böyle keder. Geberiyorum aşkından. Kalmadı bende gurur tanesi. İşimize gidiyoruz. Bu sesi dinlemek zorunda mıyız? Yalnız kanka bizim hiçbirimiz çalışmıyoruz. Bilmem farkındasın. Bilmem farkında mısın? Doğru teziyoruz. Yani 28 yaşında hiç çalışmayan tanıdığım son iki kişi arkadaşlar burada. Arkadaşlar ama bak öyle derseniz evren de bize göndermez ve vermez. Arkadaşlar biz çalışıyoruz. Bugün çalışmamış olabilirim ama bu çalışmadığım anlamına gelmiyor. Yok 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 yok. Arkadaşlar. Ben çalışıyorum. Ben kazanıyorum. İnşallah herkes kazanır. Bolluk, bereket hiç ama hiç alnınızdan eksik olmaz. Yedi. Alamıyorum. Yedi. Yedi. Bitti. Bitti. Şey ya. Hani kapatma onu. Ayşe yedi yedi yazdık ya buraya. Ne yapıyorsun? Smile piercinglerinizi bir gösterir misiniz? Ayşe'ye yalandan titanyum takmışlar. Evet. Ayşe'ninki karardı. Eğer Çanakkale o buradan izliyorsa şunu söylemek istiyorum. Ben titanyum parası ödemiştim yıllar önce ama benimkisi karardı. Titanyum takmamış arkadaşıma, arkadaşım kazıklamış. Yani çelik olsa bile kararmazdı. Ben her zaman şanslı olduğumdan dolayı. Seninki kararmadı mı? Benimki. Kanka kararmadı. Üniversite 1'de taktırdım. Yani 6 yıl oldu. Ben eskiden o adama aşıktım. Bunu size söylemiş miydim? Kanka söylememiştin ama ben tahmin edebiliyordum. Yani. Tipimi bildiğin için evet mi? Bu arada artık bana cılız geliyor da. Yaşlı da geliyor. Yaşlı da geliyor, cılız da geliyor. İşte o zamanlar çocuktum işte üniversite. 20'li yaşların başı sonu. Bad boylardan hoşlandığımız zamanlar işte piercingciler, dövmeciler, bir de bodyguardlar. Ben niye hep bela tiplerden hoşlanıyorum ya? Hayatımı kendi elimle mahvettim. Neyse eve gidiyoruz. Bizim için çok uzun ve yorucu bir gündü. Güle güle, güle güle. Tamam ben artık bu vlogu kapatıyorum. Kapanis.
Kapanis. Kapanis. Ülkemi çok seviyorum. Ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul çok güzel. Cennet Türkiye, cennet, cennet Türkiye. Bay bay. Biz gitmiyoruz hiçbir yere. Hiçbir yere gitmiyoruz.